İyi akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle değerlendireceğiz diyelim efendim. Bültenimize geçelim. Bugün 1960 darbesinin seneyi devriyesi. Milli iradeye tam 63 yıl önce bugün ilk darbe vuruldu. Bugün 27 Mayıs 1960 darbesinin 63. yılı. Milli iradeye 60 yıl önce ilk darbe vuruldu. Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve milletin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden tam 63 yıl geçti. (Gülüyor) 27 Mayıs 1960 günü TSK içinde yuvalanan cuntacı yapı seçimli iktidara gelen Demokrat Parti hükümetini devirerek yönetime el koydu. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes'in de aralarında bulunduğu 592 kişi Yassıada'da hukukun ayaklar altına alındığı bir dava ile yargılandı. Halkın iradesiyle seçilen başbakan ve görev arkadaşları darbeciler tarafından idam edildi. Darbenin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Adnan Menderes'le bakanlar Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu Topkapı'daki anıt mezarı ziyaret etti. Erdoğan kabirlere karanfil bıraktı. Ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ATV A Haber ortak canlı yayınında ordudaki doğalgaza ilişkin konuştu. Şu anda orduda yoğun sondajların yapıldığını söyledi. Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer orduya yatırımlar getirmeye devam ediyor. Bakan Özer son müjdeyi Fas'a ve Ünye ilçelerine verdi. Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer'le ordu yatırımları bir bir almaya devam ediyor. Adaylığı açıklandığı günden bu yana orduya milyarlarca liralık yatırım getiren Bakan Özer, Ünye ve Fas'a da müjde verdi. Bakan Özer, Ünye ve Fas ilçelerinde 25 ünit kapasiteli ağız ve diş sağlığı merkezleri yapılacağını açıkladı. Merkezlerin yatırım programlarına alındığını duyurdu. Bakan Özer, yatırımlara verdikleri destekler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e teşekkür etti. Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer'in Fas'ta ve Ünye ilçeleri için açıklamış olduğu sağlık yatırımına Ordu İl Sağlık Müdürü Operatör Doktor Dursun Tüzün'den teşekkür geldi. Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer'in girişimleriyle ordu her alanda çağ atlamaya devam ediyor. Bakan Özer'in ordulara son müjdesi ise Ünye ve Fas ilçelerine 25'er ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi oldu. Ünye ve Fas'ta da bizim metropol ilçelerimizde. O yüzden orayla ilgili bakanlığa yazımızı yazdık. Gittik daire başkanlarına anlattık durumu. Yani burada da bir ADSM'nin olması gerektiğini ve kaldırabileceğini söyledik. Onlar da yaklaşık bir 50 ünitlik açık gördüler. 25-25 Ünye ve ADSM planı yaptılar. Biz yazışmaları hallettik. Sağ olsun Milli Eğitim Bakanımıza durumu açtık Sayın Mahmut Özer'e. Kendisi de bunu halledelim dedi. Biz normal 2024 yatırımına alınır mı diye konuşmuştuk sizinle. Ama Allah'a şükür bakanımızın sayesinde 2023 yatırımına sokuldu. Hemen biz yer çalışmalarını yapacağız. İnşallah İhalesine de çıkacağız ve inşaata bir an önce başlayacağız. Ordu İl Sağlık Müdürü Operatör Doktor Dursun Tüzün, iki ilçeye yapılan çalışmalar ve Altınordu'da ünite sayılarının artırılmasıyla birlikte Ordu'da ADSM anlamında bir sorunları kalmayacağını ifade etti. Akyazı'ya yakınlarda 8 ünit daha açtık. Orayı 14 ünite çıkarttık. Mevcut ünitimizi de ADSM'de 2 ünit artırdık. Akkuş'ta biri artırdık, Korgan'da biri artırdık.
Perşembe'de biri artırdık. Yani Ünye, Fas'ta 2'şer tane artırdık. Onları hepsine tıbbi cihazlar tedarik ettik, açtık. Biz mevcutları artırıyoruz. 50'de ünit gelecek. ADSM ve İl Sağlığı binamızda biz Temmuz gibi boşaltacağız. Eski binamızı yıkacağız. Oranın da ihalesi olacak. Öncekilerde teklif yoktu. Bunda teklif inşallah olacak. Neredeyse oraya da bir 60 ünitlik ADSM yapılacak. Yani bir 2 yıl sonra ordunun diş olarak bir sorunu kalmayacak. Zaten beyaz reform nedeniyle de uzmanlarımız geri dönüyor. Periodontoloji, ortodonti, çeşitli uzmanlarımız geliyor. İnşallah 2 yıl sonra yapılaşma tamamen bitecek ve sorun kalmayacak. İl Sağlık Müdürü Tüzün, Bakan Özer'e sağlık alanında yaptığı desteklerden dolayı teşekkür etti. Vallahi Sayın Bakanımız geldi, mutluyuz. Eğitim olarak bayağı güzel işler oldu. Bunu sağlıkla da taşlandırdı. Allah razı olsun kendisinden. Kendisine bu hafta konuyu açtık. Bir briefing verdik sağlıkla ilgili. Ondan sonra o da Ünye Fas'la ADSM için dedi, ben görüşeceğim dedi. Ve görüştü. Hemen de yatırım programı da alındı. Allah razı olsun. Her zaman desteğini bizden esirgemiyor diğer vekillerimiz de. Beraber güzellikle çalışacağız inşallah. Türkiye bir kez daha yeniden sandık başına gidiyor. Bu sefer seçmen Cumhurbaşkanı'nı seçecek. Türkiye bir kez daha sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turuna ilk oylamada en çok oy alan iki aday, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak. İki aday için yeniden basılan oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişiklik olmadı. Bu turda geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. İkinci tura güncellenmiş kütüklerle gidilecek, seçmen kaydıyla ilgili adres değişikliği yapılmayacak. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasında da aynı sandık alanlarında oy kullanılacak. Yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 64 milyondan fazla seçmene ilk turun ardından yurt içinde 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47.523 genç daha eklenecek. İtiraz süreçlerinin ardından kesin sonuçlar açıklanacak. Seçim sonuçlarına yapılacak itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından YSK, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasının kesin sonuçlarını açıklayacak. Kesin sonuçlar YSK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'yla Cumhurbaşkanlığı makamına bildirilecek, kamuoyuna ilan edilecek, resmi gazetede yayımlanacak. Seçilen Cumhurbaşkanı adına YSK tarafından Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanak, yani mazbata düzenlenecek ve seçilen Cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Bu mazbata Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından verilecek ve aynı birleşimde ant içme töreni yapılacak. Ant içme töreninin seçim sonucunun kesinleşmesini takip eden 3 gün içinde yapılması öngörülüyor. 14 Mayıs seçimlerinde Ordu'da milletvekili seçilen isimlerin nerede oy kullanacağı da netlik kazandı. Şimdi onları izliyoruz. Ordu 28 Mayıs'ta ikinci kez sandığa gidiyor. Cumhurbaşkanının belli olacağı seçime artık sayılı saatler kaldı. 14 Mayıs seçimleri sonucunda Ordu'dan milletvekili olarak seçilen isimlerin de nerede, hangi sandıkta oy kullanacağı da netlik kazandı. AK Parti'den Ordu milletvekili olan Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Mahmut Özer, 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi ikinci turda da yine Vakıfbank Ortaokulu'nda oyunu kullanacak. AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ise 19 Eylül Ortaokulu'nda sandık başına giderek Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemini gerçekleştirecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ordu Milletvekili olan Naci Şanlıtürk oyunu Vakıfbank Ortaokulu'nda atacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ise doğup büyüdüğü köy olan Karakoca Mahallesi İlkokulu'nda oyunu kullanacak. Türkiye 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı'nı seçecek. Seçimin heyecanı ise Altaş TV ekranlarında yaşanacak efendim. Türkiye ve Ordu'daki son durum anlaşılır grafiklerle, canlı bağlantılarla açıklanacak, kamuoyuyla paylaşılacak. Bu seçim ikinci tur özel programımız ise 17'de başlayacak.
Tarihi bir seçim, yüzyılın seçimi diye adlandırıldı biliyorsunuz. Türkiye 28 Mayıs günü sandık başına gidecek. Milletin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilecek. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmak için yarışacak. Seçimin nabzı ise Altaş TV'de atacak. Saat 17'de başlayacak olan seçim 23 ikinci tur programında Türkiye ve Ordu'daki oy sonuçları 14 Mayıs'ta olduğu gibi hızlı ve anlaşılır grafiklerle seyirciyle paylaşılacak. Ordu'da partiler ve oyların kullanıldığı okullardaki son durum canlı olarak ekranlara getirilecek. Ordu seçimin heyecanını Altaş TV ekranlarında yaşayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret için rakam verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zamla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin yaptığı açıklamada Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi Ocak ayında yaptık. Temmuz'da da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır dedi. Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz diyen Bilgin, olası zamma ilişkin asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuz'da reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz ifadelerini kullandı. 500 dolar bugün itibariyle yaklaşık 10.000 TL'ye denk geliyor ancak önümüzdeki dönemde kurda artış bekleniyor. 8.506 TL'lik net asgari ücret ise bugün itibariyle yaklaşık 425 dolara denk geliyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldığı canlı yayında asgari ücrete yapılacak ara zamla ilgili hesaplamaları sürdüğünü belirterek, bugüne kadar olduğu gibi yine bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alacağız ve bu yönde bütün gerekli adımları da atacağız açıklamalarında bulundu. Ordu'da bir kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı. Ordu'da bir kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Altınordu ilçesinde yaşayan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Onur Tıkıç'ı telefonla arayan bir kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. Telefondaki kişi mobil bankacılık işlemleriyle Tıkıç'ın kart limitini yükselterek kredi hesabından 60 bin lira çekti. İşlemlerin ardından Tıkıç'ı tekrar arayan kişi Allah razı olsun seni de yorduk ifadelerini kullandı. Adam aradı bir daha. Seni yorduk, şey ettik. Allah razı olsun, kurban olayım. Ondan sonra kapattı. Bir süre sonra dolandırıldığını düşünen Tıkıç kontrol ettiği hesabından 60 bin liralık kredi kullanıldığını fark etti. Ben şimdi bir daha ATM'ye para soktum, para var mı diye. Baktım 1000 lira var. Yani 30 bin lira olması gerekirken 1000 lira var. Sonra dedim ki anladım ki dolandırıldım. Sonra ertesi akşam avukata gittik, danıştık. Avukat bankasından şey istedi, işte detayların şeyini, özetimi, hesap özeti. Gittim aldım gittim. Dolandırır mısın sen dedi. Kendi elinle dedi. Her zaman hesabına para aktarmışsın, şey etmişsin. Tıkıç, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak suç duyurusunda bulundu. Eyüp Sultan'da yaşayan Ordulular, Ordulular Eyüp Sultan'da buluşuyor programıyla bir araya geldi. Eyüp Sultan'da yaşayan Ordulular, Ordulular Eyüp Sultan'da buluşuyor programıyla bir araya geldi. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in ev sahipliğinde AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in katılımlarıyla Eyüp Sultan'da bir organizasyon gerçekleştirildi. Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya STK temsilcileri ve İstanbul'da ikamet eden çok sayıda ordulu vatandaş katılım sağladı.
AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler konuşmalarında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Bu güzel akşamda bizlere ev sahipliği yapan hemşehrimiz Deniz Köken'e, yine aynı şekilde burada ev sahipliğimize iştirak eden Hilmi Güler Beyefendi'ye ve buraya katılan tüm değerli sivil toplum kuruluşları temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten İstanbul'un merkezi, İstanbul'un medeniyetinin kalbi olan yerde Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin manevi gölgesinde bulunmaktan her birimiz büyük bir onur duyuyoruz, büyük bir heyecan duyuyoruz. Ordu'da 19 ilçesiyle, 772 mahallesiyle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizi Ordu'ya davet etmek isterim. Şu seçim bittikten sonra aynı bu ekibi ağırlayabiliriz. Çok güzel çalışmalarımız var. 300'den fazla şelalemiz var. Yaylalarımızı yeniden düzenliyoruz. Akdeniz-Karadeniz yoluyla Karadeniz'i Akdeniz'e bağladık. Adıyaman'ı kardeş şehir seçtik depremde. Onun aynı zamanda Çınarsu diye Ünye'deki yerinde depremzedeleri orada çocukları travmalara karşı hazırlıklı hale getiriyoruz. Orada da müthiş bir kardeşlik duygusu oluştu Adıyaman'la. Çok güzel bir gönül köprüsü kurduk. Bunların hepsi bizim inancımızdan gelen, kültürümüzden gelen, irfanımızdan gelen çalışmalar. Organizasyona ev sahipliği yapan Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken konuşmasında orduları burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Çok kıymetli ordular, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Maşallah bu cuma saati, mesai saatinin içinde çeşitli ilçelerimizden buraya teşrif ettiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Bizler de Eyüp Sultan olarak 420 bin nüfuslu 228 kilometre kare alanlı Edirne Kapı surlarından 3. Havalimanı'na kadar olan güzergahta bölgemizdeki vatandaşlarımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Program hediye takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir balık tesisine gelip orada bir süre dolaşan ayı güvenlik kameralarınca an be an kaydedildi. Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir balık tesisine gelip bir süre dolaşan ayı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Topçam Barajı'ndaki alabalık tesisine gelen ayı burada bir süre platform üzerinde dolaştı. Üzeri brandayla kapalı balık yemine ulaşmaya çalışan ayı daha sonra bölgeden uzaklaştı. Ayının platformda dolaşması ve balık yemine ulaşmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı. Altınordu Belediyesi tarafından Yaza Merhaba isimli etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikte gençler doyasıya eğlendi. Kırmızı! Siyah! Kırmızı! Siyah! Burası! Altınordu! Burası! Altınordu! Burası! Altınordu Belediyesi tarafından Yaza Merhaba etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gençlik konserinde sevilen ses sanatçısı Tekir ve ünlü müzik grubu Kolpa sahne aldı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in kültür ve sanat şehri Altınordu mottosuyla kültürel ve sanat etkinlikleri devam ediyor. İnanılmaz, çok güzel bir enerji, herkes muazzam, grup muazzam, bayıldım. Konser harikaydı, aşırı eğlendim, çok heyecanlıydı. Uzun zamandır Kolpa grubunun gelmesini bekliyorduk. Aşkın Başkan'a çok teşekkürler, böyle konserlere devam etmesini istiyoruz, çok sağ olun. Bu çerçevede sevilen sanatçı Tekir ve ünlü müzik grubu Kolpa, Altınordulularla bir araya geldi. Altınordu Belediyesi'nin Akyazı Plaj mevkiinde bulunan ücretsiz otopark alanında gerçekleşen etkinlik için binlerce vatandaş saatler öncesinden alana geldi. Hayranları sevilen sanatçılara eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı. Vazgeçiyorum yine. Hani uçurdun kalkar, seni kalk, 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 seni kalk
Haber'de konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, vatandaşlara seslenerek Altınordu'yu sanatla ve kültürle yükseltmeye kararlıyız. Onun için Altınordu sanatın şehridir diyoruz dedi. Tekir ve sevgili kolpa gönül telimize bugün dokunmalı. Sizleri birlik ruhuyla, sevgi ve dayanışma ruhuyla tekrar selamlıyorum. Biz biriz, beraberiz, hep birlikte Altınordu'yuz. Bu yaz bizler için, gençlik için, genç cumhuriyetin, genç şehri, genç şehrimizin kalp merkezi Altınordu için bambaşka geçecek. Yağmurla güneşin, dört mevsimin şiirleştiği bir şehirde yaşıyoruz. Aşkın, gençliğin, sanatın ve coşkunun şehri Altınordu. Her birinize tekrar en içten duygularımla hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Kırmızı, beyaz, burası, Altınordu, burası, Altınordu, burası, Altınordu, helal olsun Altınordu. Evet efendim, bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Şimdilik mutlu akşamlar.